26-27 Şubat'ta Peşmerge Başı Barzani önce İstanbul'a gelerek Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanı ile sonra da Ankara'da Başbakan'la görüşmüştür. Bu ziyaretin neden ve sonuçları şimdilik değerlendirmelerimiz arasında değildir. Zira daha önemli bir durumun varlığı söz konusudur. 26 Şubat 2017 Pazar günü Barzani'nin ziyareti üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı'na devlet konuk evinin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın Erbil'e ziyaretleri esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağı ile birlikte asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır. Bu Irak'ın kendi iç meselesidir. Bizi doğrudan ilgilendirmeyecektir. Ama aynı bayrağın Türkiye'de Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul'da İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Barzani bayrağının dalgalanması bir bürokrat şuursuzluğunun mu eseridir? Yoksa önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu parçasıdır? Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır? Sayın Başbakan Çankaya'da Barzani ile konuşurken arkasına dönüp de nedir bu bayrak? Kim koydu buraya diyebilmiş midir? Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur? Ve Türkiye ne zamandır Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandum yapmaktan bahseden tutuklu HDP'lerin bırakılması ile ilgili görüş sarf eden peşmerge kalıntısının bayrağını tanımıştır. Bizim Barzani'nin bayrağını vatan semalarında, başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün Türkiye'de bir şey yokmuş gibi ağırlanması milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir. Bizim de buna onayımız yoktur, tepkimiz şiddetli ve tavizsizdir. Ne olursa olsun sonuna kadar devlet, sonuna kadar millet, irade ve yeminimiz evet diyoruz. Ve bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, başbakanı vardır, bakanları vardır, ayrı bayrağı vardır. Ve dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak Anayasası'nın gereğine ise ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. 26 Şubat 2017 Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda bir rezalet yaşanmıştır. Peşmerge Başı Barzani'nin ziyareti üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır.
Cumhurbaşkanı veya Başbakanın Erbil'e ziyaretler esnasında da Irak Kürt bölgesi yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır. Ancak bu Irak'ın kendi iç meselesi bizi doğrudan ilgilendirmeyecektir. Fakat ülkemizde yaşanan bu bayrak krizi, Türkiye'de Türk bayrağına eş tutulması, sözde Kürdistan bayrağının son derece aymazlıktır. Bu bir rezalettir, bu büyük bir skandaldır. Konu bugün Sayın Genel Başkanımız tarafından da grup toplantısında dile getirilmiş, değerlendirilmiş ve şu sorular sorulmuştur. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Barzani bayrağın dalgalanması bir bürokrat şuursuzluğunun mu eseridir? Yoksa önü arkası düşünmüş bir komplonun mu parçasıdır? Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır? Sayın Başbakan Çankaya'da Barzani ile konuşurken arkasına dönüp de nedir bu bayrak, kim koydu buraya diyebilmiş midir? Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur? Lütfen tamamlayınız Sayın Usta. Ve Türkiye ne zamandır Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandum yapmaktan bahseden Peşmerge kanlısının bayrağını tanımıştır. Bizim Barzani bayrağını vatan semalarında, başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye'de bir şey yokmuş gibi ağırlanması, milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir. Bizim de buna onayımız yoktur. Tepkimiz şiddetli ve tavizsizdir. Dün CHP sözcüsünün de bir açıklaması oldu. Sayın Bahçeli'nin bu konuyla ilgili belki milyonlarca seçmene söyleyeceği bir şey olabilir şeklinde bir ifadesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki tavrı nettir arkadaşlar. Eğer geçmiş konuşmalarımızda genel başkanımızın ifadelerini takip etmiş olsalardı, mesela 8 Haziran 2010'da 15 Aralık 2015 tarihinde Barzani Türkiye'de zaman Dışişleri Bakanı ve Başbakanı tarafından karşılanmasına karşı verdiği tepkiyi çok net bir şekilde... Sayın Usta lütfen tamamlayın. Bir de Sayın Başbakan'ın bugün konuya ilişkin gruptaki değerlendirmesi çok muğlaktır. Burada net bir tavır beklemekteyiz. Yani burada biz hakikaten tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Türkiye'nin politikası nedir? Bu konu ortada bırakılacak bir konu değildir. Çok teşekkür ederim Sayın Başbakan. Teşekkürler Sayın Usta.